Herkese merhabalar benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşeler için üç farklı çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüz bol vitaminli, bol mineralli kürlerdi. Menekşelerimizin dolu dolu tomurcuk çıkarıp güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Yaprakları sağlıklı, sert, koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor. En önemli olarak da çiçeklerimizin köklerinin aktif çalışmasına yardımcı oluyor. Hastalıklardan uzak tutmasına yardımcı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi menekşelerim çok güzel, sağlıklı, yaprak rengi koyu yeşil, her tarafından çok güzel tomurcuklar çıkarmaya başladı. Hepsi yaptığım kürlerin sayesinde arkadaşlar. Bu şekilde yeni doğan bebeklerinize de verebilirsiniz inanılmaz faydalı ve çok güzel sonuçlar alacaksınız. Evet videomu uzatmak istemiyorum. İlk tarifime geçmek istiyorum. Birinci kürümüz arkadaşlar menekşelerimizin bol bol çiçek açmasına yardımcı olan kürlerden biri patates. Patates bu şekilde rendeledim. Bir çorba kaşığı rendelenmiş patates kullanacağız. Bir diş sarımsak kullanacağız. Sarımsakın içerisinde olan antioksiden özelliği Çeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Patatesin içerisinde bol bol olan nişasta, fosfor çeklerimizin güzel çiçek açmasına, sağlıklı, rengi üzerinde olan çiçek açmasına yardımcı oluyor. Hatta bu şekilde büyük boy, katmerli açmasına yardımcı oluyor. Vitaminlerini güzel verdiğiniz zaman çiçeklerinizin çiçek yapısı büyük olacak arkadaşlar. Bu kürü 15 gün aralığıyla menekşelerinize verebilirsiniz. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. En çok çiçe geçen çiçeklerinize 15 gün aralığıyla verdiğiniz zaman çok güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Biz bu kürümüz için 1 litre su kullanacağız. Suyumuz 2-3 gün dinlenmiş olması gerekiyor. Ilık bir şekilde olması gerekiyor. Direkt soğuk suya yapmayın menekşelerinizin köklerine zarar vermiş olacaksınız. Evet karşımızı döktük. Bu karışımı güzelce karıştıracağız. Daha sonra menekşelerimize 2 veya 3 çorba kaşığı vereceğiz. birbirine karışması gerekiyor. Güzelce karıştırmanız gerekiyor. Bu kürü salon bitkilerinize, sardunyalarınıza, barış çiçeği, yılbaşı çiçeği, özellikle çiçek açan çiçeklerinize 15 gün aralığıyla vermeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde organik, güzel, sağlıklı kür elde etmiş olduk. Bu kür menekşelerinizin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Köklerinin aktif çalışmasına yardımcı oluyor. En çok da dolu dolu tomurcuk çıkarıp güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Her saksıya 2 veya 3 çorba kaşığı vereceksiniz. Bu kürü verirken menekşelerinizin toprağı nemli olması gerekiyor çok sulu değil de az nemli olması gerekiyor. Kül direkt kuru toprağa verilmez arkadaşlar. Menekşelerinizin köklerine stresi sokacaksınız. Etkisini gösterecek. Ya tomurcuk kuruması olacak ya da menekşeleriniz yapraklarını sağlamış olacak. Menekşelerinize kür verirken veya diğer çiçeklerinize kül verirken toprak nemli olması gerekiyor. Bu şekilde ilik kürümüzü verdik. Menekşelerimizin bol bol çiçek açmasına yardımcı olan kürlerden biri patates kürüydü. Yeni doğan fidelerinize de verebilirsiniz. Köklerinin çok güçlü olmasına yardımcı oluyor. Evet şimdi ikinci kürüme geçmek istiyorum. İkinci olarak da sütle geldim. Sütün içerisinde olan vitaminleri sayısa sayı bitmez. B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri var arkadaşlar bu da bizim bitkilerimiz için çok faydalı olan vitaminlerden biridir çiçeklerimizin bu vitaminlere ihtiyacı oluyor yaprakların bu şekilde büyük sağlıklı parlak olmasına yardımcı oluyor görmüş olduğunuz gibi yaprak rengi koyu yeşil bol bol azot var arkadaşlar süt insan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilerimize de bir o kadar faydası var süt kokmuyor bunu da özellikle söylemek istiyorum bazı hanımlarımızın aklında soru işareti kalabiliyor. Süt kokmaz mı diyorlar. Taze süt kokmuyor arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde hazırlamış olduk. Bir çay bardağının ölçüsünde süt 1 litre ılık dinlenmiş suya katmamız gerekiyor. Bu karışımımızı da güzelce karıştırıp çiçeklerimize ikram edeceğiz. Bu kürü salon bitkilerinize, sardunyalarınıza, barış çiçeği, yılbaşı çiçeği tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Özellikle orkidelerin en sevdiği körlerden biri de süt arkadaşlar. Bu kürü orkidelerinizin hava köklerinin üzerine püskürttüğünüz zaman hava köklerinin yeniden canlandığını göreceksiniz. Evet bu şekilde her tarafından 2 çorba kaşığı vereceğiz. Şimdi diğer ne de verelim. Sizlere paylaşmak istiyorum. Ben daha sonra tüm çiçeklerimin hepsini besleyeceğim arkadaşlar yaptığım kürleri ikram edeceğim bunu da bu şekilde vermiş olduk şimdi diğer tarafından da verelim bu güzel kızımıza pembiş kızımıza evet bu taraftan da vermiş olduk süt kürü şekler için gerçekten çok faydalı ve çok etkileyici olan kürlerden biri de arkadaşlar gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çiçeklerinize çok fayda sağlıyor. Bu kür fidelerinize de verebilirsiniz. Bakın bu şekilde büyümesine yardımcı oluyor. İnanılmaz etkisi var sütün. Evet şimdi üçüncü kürüme geçmek istiyorum. Üçüncü kürümüz kökleri için çok önemli bitkilerimizin. Yot arkadaşlar. Tentürlü yot. Hepimizin evimizde bulunan bir şey. Bu yotu eczanelerden bulabilirsiniz. İnanılmaz faydalı ve etkileyici kürlerden biri yottu. Sardunyalarımızın en çok sevdiği kürlerden biri yotlu besinde. Orkidelerimizin de en çok sevdiği kürlerden biri, menekşelerimizin yotlu besin. Ayda bir kere yotlu besinle beslemenizi tavsiye ederim. Tüm çiçeklerinizin yotlu kür Çiçeklerinizin köklerini mantardan korumuş oluyor. İlk önce mantar hastalıklarından uzak tutmuş oluyor. Un bitinden uzak tutmuş oluyor. Bu kürü yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Venekşe hariç. Diğer tüm çiçeklerinizin yapraklarından da besleyebilirsiniz. Yapraklarına mikroplar gelmişse hepsini aradan kaldırmış olacak. Ölçü etiket edelim. 2 damla koymamız gerekiyor. 2 damla koyduk. Şimdi bu suyu karıştıracağız menekşelerimizin köklerinden besliyoruz bu kürle menekşelerin köklerinden beslenecek yapraklarına değdirmiyoruz Evet bu kürümüzü de hazırlamış olduk şimdi sizlerle birlikte bu kürü ikram edelim inanılmaz faydalı ve etkileyici kürlerden bir tanesi yodlu kürdü arkadaşlar yodlu besinle diğer tüm çiçeklerinizi besleyebilirsiniz. Sardunyalarınızın, salon bitkilerinizin yapraklarından da besleyebilirsiniz. Ayda bir kere olmak üzere sık sık vermiyorsunuz. Ayda bir kere yodlu besinle besleyebilirsiniz. Menekşelerinize 2 veya 3 çorba kaşığı salon bitkilerinizin saksı ölçüsüne bakarak o şekilde sulamasını yapacaksınız. 1 litrelik, 2 litrelik saksılara bir çay bardağı, 2 çay bardağı verebilirsiniz büyük saksılarınızı biraz daha çok vereceksiniz. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak kürlerini vermeniz gerekiyor. Özellikle nemli toprağa, direkt kuru toprağa kür verilmez. Çiçeklerinize zarar vermiş olacaksınız. Evet sizlere üçüncü kürümü de paylaştım. Çiçekler için çok faydalı ve etkileyici kürlerdi. Menekşelerinizin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Çiçekli kalın arkadaşlar.